Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına geldiniz Gençler Kimya Adası ders kanalı olarak sizlere bu sene ben kamplar yaptım ve devamlı ediyorum ve bu kampları bir değerlendirmek istiyorum ve acaba süreçte neler yapacağız bunları da bir görmenizi istiyorum çünkü bana bazen sorular soruyorsunuz ben de e, dilim döndüğünce yazabildiğim kadar size cevap vermeye çalışıyorum ama şimdi daha böyle net bir şekilde cevap verebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu sene ne yaptık? Arkadaşlar tarihler 16 Ağustos 2021'i bulduğunda biz ne yaptık? Kimya 7'de 7 kampına başladık. TET'de hedefimiz çünkü neydi? 7'de 7 idi arkadaşlar. Bunun için ne yaptık? Toplam yeni 52 tane video çektik. Bakın TET sınıf kitabımız vardı, ders notları kitabımız ve TYT 10. sınıf ders notları kitabımız vardı. Bu ders notları kitabımızın paralelinde toplam 52 tane video çektik. Size ödevlendirmeler yaptık. Kimya adası, ders, e, soru bankasından ve TYT kimyatik soru bankasından sizlere ödevler yaptık. Belki süreç başında zordu bizim için. Mutsuzluk. Tabi zorlandık ama sonrasında arkadaşlar mutlu bir şekilde burada ayrıldığımızı düşünüyorum. Çünkü bana çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Hocam şu anda ben 7'de yap 7, 7 yapıyorum. Belki başlangıçta bunu hayal etmemiştim ama şu anda çok güzel hedeflerime ulaştı ulaşma konusunda da devam edeceğim diye bana böyle mesajlar atıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu kampa hiç katılmamış olan arkadaşlarımız olabilir. Bakın toplam 52 tane video var. Siz bu videoları kendiniz bir planlayarak isterseniz arkadaşlar düzgün bir şekilde çok kısa bir sürede belki de toparlarsınız, izlersiniz ve tabii ödevlerimizi de mutlaka yapmalıyız. Ama tabii ki yazmak çok önemli burada. Mutlaka yazarak çalışalım. Özellikle mesela biliyorsunuz süre arttı biraz. Bu konuda hani eştarlık öğrencilerimiz hiç kimyayı daha öğrenmemiş olabilir. Hiç bulaşmamış olabilir. Belki şu anda bu videoyu izleyerek başlamak isteyen olabilir. Arkadaşlar hiçbir şekilde geç değil şu anda süreç için. Çok rahat bir şekilde bence planlayarak kendinizi bir hedefe bırakarak bence siz burada kimyada belli bir noktaya kadar gelirsiniz. Hadi 7-7 olmasa bile 7-6, 7-5 bunlar da çok önemlidir. Ya yani 3 net yapsak, 4 net yapsak bile bunlar çok önemlidir. Sıfırdan hepsi büyüktür arkadaşlar. O yüzden hiç böyle moralinizi bozmayın. Hemen başlayalım çalışmalarımıza. Peki AYT için ne yapıyoruz? Ne, ne yaptık? Arkadaşlar AYT de kampına da biz 13-13 kampına 15 Aralık'ta başladık arkadaşlar. Ve biz burada toplam 80 tane yeni video çekmeyi planlıyoruz. Tabii yaklaşık olarak 40 tanesini paylaştık şu anda ama 40 tane de geliyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 15 Aralık'ta başladığımız kampı hedefimiz Nisan 30 arkadaşlar onu burada söyleyelim ve baktığınız zaman ne yaptık? Yeni böyle bizim ders notları kitabımız vardı. 11. sınıf ders notları kitabımız ve yeni çıkan bir kitabımız var. O da arkadaşlar 12. sınıf ders notları kitabımız. Bu kitabımızda ne var? Elektrokimya ve organik kimya. Yine benle beraber Sizlerde de yazacaksınız. Benle beraber çizeceksiniz. Çok önemli bir kitabımız bunu mutlaka yani yazmaya çalışalım. Yani çok iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah edinirseniz daha güzel olacak ama yazmak kimyayı doğru öğrenmek açısından bence önemli bir yöntemdir diyebilirim. Şimdi bakın burada ne var? Arkadaşlar iki tane soru bankamız vardı. AYT Kimya Adası Soru Bankası ve Kimyatik AYT Soru Bankası. Buradan da ben size ne yaptım? Ödevlendirmeler yaptım arkadaşlar. Hedefimiz de burada nedir? Hedefimiz de burada 13'te 13 olacaktır. Buraya bir düzeltelim. Buraya yanlış yazmışız. Tabii ki hedefimiz sonucunda mutlu bir insan olmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Pekala. Şimdi bir özet geçersek arkadaşlar. Süreçte TET kampı ne oldu? Tamamlandı. Çok güzel. Buraya bir artı koyuyorum. Peki AYT kampı ise şu anda devam ediyor. Pekala. Neler bitti? Atomun kuantum modeli bitti. Gazlar bitti. Sıvı çözeltiler, kimya ve enerji, tepkime hızı, kimyasal denge kısmı da bitti. Peki biz şimdi ne yapacağız? Kimya ve elektrik. Bakın şu anda ben aslında 11. 11 sınıf konularının bir noktasına kadar bitirdim. Kimyasal denge aslında 3 bölümdür. Kimyasal denge asit baz dengesi ve çözünürlük dengesi olarak 3'e ayrılır. Ben şimdi kimyasal denge kısmını verdim sizlere çünkü neden biz bu konuyu aslında kimya ve elektrik konusunda kullanacağız. Çünkü burada öğrendiklerimizi burada bir aktarım yapacağız arkadaşlar. Burası çok önemlidir. Kimya ve elektriğe geçeceğiz. Niye hocam 11. sınıf konularını bitirmeden buraya geçtiniz derseniz. Bakın şimdi organik kimya ve kimya ve elektrik konuları sona kaldığı zaman bir stres yaşıyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben bu işi senelerdir yaptığım için sizi ben tanıyorum. İşte organik kimya sona kaldı ne yapacağız falan gibi konuşuyorsunuz düşünüyorsunuz. Arkadaşlar işte bu strese düşmemeniz için ben buraya kimya ve elektriği önce veriyorum organik kimyayı sonra veriyorum. Daha sonra 11 sınıfın kimya dengesi konusundaki eksik olan kısımlar yani asit baz ve çözünürlük dengesi gelecektir. Ve kamp bitiş tarihimiz arkadaşlar neymiş? 30 Nisan 2020 bakın biz bunu hedefliyoruz. Peki ki, bakın bunu biz nerede göreceğiz? Bakın biz burada Mart programı var görüyorsunuz ki. Her ay ben düzenli olarak sizlere ne yaptım görüyorsunuz? Bir takvim paylaştım. Yayın takvimi görüyorsunuz. Bakın Mart ayındaki takvimimiz bu. Şimdi takvimimizi beraber inceleyelim. Çünkü bu takvimi bazen anlayamıyoruz. Benim ne demek istediğimi iyice anlamanız için güzel bir şekilde anlatmam gerekiyor belki de. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın takvim 4 Mart'ta başlamış mesela. 4 Mart'ta ne yapıyoruz? Elektrokimyanın ilk dersini attık. Yükseltgen medirgenle redoks tepkimelerinin denkleştirmesi 5 Mart. Mart, aktiflik 6 Mart diye devam ediyor. Bakın ne oldu sonra? 11 Mart'ta ünitenin son videosu korozyon ve pil çeşitlerini atmışım. Sonra bakın 12, 13, 14'te bir şey yok. Video yok. Niye yok biliyor musunuz? Ünite bittikten sonra siz niye istiyorum ben sen soru çözmenizi istiyorum. Ben size ödevler vermiştim zaten. Bu ödevleri yaparak aslında biz ne yaparız olayımızı iyice anlarız. Sonra bakın 14 Mart'a kadar biz ödevlerimizi yaptık. 3 günlük süre verdim ben size. Sonra ne yapıyoruz? Organik kimyaya başlıyoruz. Ne zaman? 15 Mart'ta. İşte on, organik kimyanın birinci bölümü olan organik kimya yani girişi 20 Mart'a kadar bakın seri bir şekilde attım. Her gün birer video atacak şekilde. Sonra 21 Mart'a gelince ne yapıyorum? 21, 22, 23'te video atmıyorum. Sizden ne bekliyorum? Ödevlerinizi yapmanızı, soru çözmenizi istiyorum. Çünkü soru çözerek ancak bu işler ne olur? Öğrenilir arkadaşlar. Zaten bu takvime linkini size vereceğim. Size mutlaka çıkartın arkadaşlar. Nisan ayında da arkadaşlar biz bunu komple bitirmiş oluruz. Peki hocam bitti mi? Hayır bitmedi. Nisan'dan sonra ne yapıyoruz? Mayıs ve Haziran'da Denemeler çözeceğiz arkadaşlar ve full tekrar videolarımız var. Aynı zamanda soru çözüm videoları da mutlaka olacaktır. Özellikle deneme konusunda size sürprizim var birkaç tane. Bununla alakalı videoları daha sonra size gösteririz, veririz, anlatırız, açıklarız ama şu an orası kalsın. Bu şekilde arkadaşlar sürecimi tamamlayarak hedefimiz neydi? TYT'de 7'de 7 yapmak, AYT'de ise arkadaşlar 13'te 13 yaparak size bu işi 20'de 20 yaptırmak istiyorum. Bakın çok güzel mesajlar alıyorum. Hocam hayaldi beni benim için 13 13 diyorsunuz. Ama şu anda hocam diyor işte 6 tane soru gördüm ama o 6'sında yaptım. 6 6 gidiyor bakın 13 13 olacak gibi falan diye böyle güzel mesajlar yorumlar atıyorsun bana Instagram'dan ve YouTube mesajlarda bunu görüyorum. İnşallah arkadaşlar yorumlarda falan daha güzel daha hoş mesajlar da göreceğiz ve eminim bu kamplar sonrasında istediğimiz netlere ulaşacağız. Hadi arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Şimdi ne yapacağız? 12. sınıf konularına yani kimya ve elektrik konularına geçeceğiz. Sizlerde mutlaka ödevlerinizi zamanda yapın. Görüşmek üzere arkadaşlar.